genelde para mı alıyor? Son günlerde yaşadığımız doğal olaylar neticesinde zarar gören çiftçilerimizden İbrahim Durak abimizin malum olduğu üzere serasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Ya olmasın, anlatabiliyor muyum? Arkadaşımız geldi, kredi kullandı. Kullanırken ne yaptık biz? Sigorta yaptık. Evet. Hem priminin yarısını devlet ödedi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hem faizinin yarısını devlet ödedi. Hem de bir doğal afet karşılığında bugün 5-6 dönüm serası göçmüşken hiç imkanı yok derken sigortadan 160-170 milyar gibi bir parayı yatırdığı 1,5 milyar karşılığında 170 milyar parayı bugün bu çiftçimize biz vereceğiz. Evet. Bunu... Sayın Durak abimizin malum olduğu üzere serasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Bir zarar gördü. Onun neticesinde kendisi Tarsim sigortası yaptırdığı için bizden kendisine de bu bir nebze olsun hani zararlarını giderici şekilde hasarlarını karşılayacak bir miktarı takdim edeceğiz kendisine. Bu anlamda bütün çiftçilerimizi de bilinçlendirmek istiyoruz. Malumunuz Mersin'in batı tarafında fırtınalar, doğu tarafında sel felaketleri yaşanıyor. Çiftçilerimiz bu konuda bilinçli değil ama bilinçli olan ortaklarımız yaraları bu anlamda bir nebze olsun gideriliyor. Kendisi de bu anlamda zarar görmüştü. Kardan, yoğun kar yağışından ötürü. Ve kendisi de Tarsim sigortası yaptırdığı için bu anlamda ciddi manada bir meblağla da bir yarasını sarmış olacak. Kendisine tekrar da takdim edelim. Dekontrolü. Allah bir daha göstermesin böylesinden inşallah. Şimdi sigorta yaptırıyorsan ben bugün yarın parayı ödeyeceğim. Hayır hayır hayır. Bizim var. Bizim burada da öyle para yok. Yaptırıyorsunuz, hasat sonrası ödüyorsunuz. Tarım Kredi ortağımızın arkadaşlar sigorta yaptırdığı durumda primlerin %50'sini devlet karşılıyor. %50'sini faiz giderlerimizin %50'sini kurum karşılarken bu ortağımız da sera sigortamızı yaptırdık. 150 bin liraya yakın bir borcu vardı. 165 bin lira gibi 1 milyar 518 lira karşılığında 165 milyar ortağımıza bir hasar ödemesinde bulunacağız. Allah böyle sıkıntılar göstermesin diyorum ama bütün çiftçilerimizi de sigorta yapmaya davet ediyoruz. Ne olur sigortalarını yaptırsınlar, rahat uyusunlar istiyoruz. Bizim şu an ne diyebileceğimizi şu an aklımda bile geçiremiyorum. Çünkü o derece elimizden tuttu ki Tarsim, biz bitmiştik. Yani gerçekten bitmiştik. Şu an Allah kısmet ederse bize vermiş olduğu imkanlarla bu seramızı kaldıracağız Tarsim'in sayesinde. Komşularım yaptırmadılar. Biz Sayın Müdürümüzün tavsiyesiyle, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürünün tavsiyesiyle bu Tarsim'e sigortayı yaptırmıştık. Ve şu an mutluyum. İnşallah bir daha bu şeylere zararlar görmeyiz. Şimdi öncelikle buradan bütün çiftçilere Tarsim'in ne amaçladığını daha iyi bilgilendirmek açısından yani bilgi verilmesini ben şahsen istiyorum. Ben yaptırmadım, pişmanım. Yaptırmadığımın sebepleri de şunlar. Tarsim'in ne amaçladığını bilmediğimizden dolayı, ödeme koşullarını bilmediğimizden dolayı, birçok bilgisizlikten dolayı biz Tarsim'e müracaat edemedik.